Oh Allah'ım çok şükür. Ayşen. Kızım seccademi bırakacaktın odaya, yok. Ayşen. Aa, burada yok. Nerede bu kız? Dur bir bakayım. Aşağıya mı gitti acaba? Ben buradan böyle çıt diye bir koşacağım. Hani çıt diye vurduğum zaman arkaya doğru kırılacak. Sonra buradan sahile sokuyorum, çat diye açacağım. Bu kadar. Abi bak yapma. Ne olur ne olmaz. Ses falan çıkar, uyanırlar. Yapma. Ya ne yapacağız Ayşen o zaman? Mahsur kaldık burada. Mahsur kalmak neymiş ya? Burası kendi evimizin çatı katı. Hayır yani anlamıyorum ki, ne var yani bunda? Kalırız burada güzel güzel hep beraber. Sonra herkes uyanınca sabah hallederiz yani, nedir? Birader sen bilmediğin konularda ötme istersen. Tamam ben ötmeyeyim ama o zaman sen öt. Madem ben bileyim hangi konularmış bu konular. Celal. 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 Anne ne oluyor? Celal. Ayşen evde yok. Anne ne demek yok ya, buradadı. Mutfakta yok, salonda yok, hiçbir yerde yok. Ya su falan iç. Dur ben bir bakayım. Ne oluyor? Kaldır ablayı gözümün önünden. Ay vallahi yok. Yok. Size bir şey söyledi mi? Yok babaanne bir şey söylemedi. Ay bu saatte nereye gider ki kız ya? Babiş polise mi haber versin? Dur balım dur, heyecan yapma hemen. Ben bir kayınçoya sarayım, belki o biliyordur. Kayınço! Aferin damat. Aklı çalıştı. Ya nereye gider bu çocuk? Ne bileyim anne ya. Abi bizim sabah olmadan aşağı inmemiz lazım. Ya bizim buraya hiç gelmememiz lazımdı zaten. Yahu bir sakin olur musunuz ya? Sanki banka soygununda rehin alındınız yani. Ne bu panik? Tamam sakin. Ayşen telefonu kapat. Aa aklınızı kaçırdınız siz iyice. Ya ne olacak, sabah gidersiniz, ne bu panik? Yani. Yasemin. Babam sizinle aramıza mesafe koymamızı istedi. Nasıl yani? Yani işte adam kibarca dedi ki bunlarla görüşmeyin işte der. Yani o. Celal amca. Neden? Çünkü geldiğinizden beri başımızdan olay eksik olmuyor ki. Yani kapının önünde kız kavgası oldu. Sonra annemin bütün iyi niyetiyle yaptığı düğünü Ateş'in babası bastı. Ondan sonra bizi tehdit etti. Sadece bizi değil pardon, bütün mahalleyi tehdit etti. Zaten mahalleye rezil olduk. Yani bir yılda yaşayacağımız olayı sadece bir ayda yaşattınız bize. Haksız mı adam? Ya ben bu camı kapıyı falan... Oo, tamam kardeşim bir sakin olur musun lütfen? Tamam telafi edeceğiz. Hepsini telafi edeceğiz. Sus sakin olun. Ben de o yüzden kırarım diyorum ya Ateş Efendi. Ah sana be. Ah sana be karıcığım. Yani sen bu mantıcıda çalışmaya başladın, başlayalı. Bu nasıl bir boşlamaktır evi? Yani ben seninle konuşmadık mı onu, sen kirliye atmayacak mıydın? Bak Demir kardeşimize mahcup olduk. Kısmetten çarşaf çıktı. Bırak numarayı Ateş Efendi. Ne numarası pardon? Pasaklısın. Pasaklısın oğlum. Bir de bütün suçu kıza yüklüyorsun. Değil mi Yasemin? Konuş be Demir. Pasaklısın. Haklı. İstersen bunu daha sonra konuşalım he hayatım. Yasemin sen al şu çarşafı. Var mı başka çarşaf? Var. Ne yapacaksın? Sen getir. Ha, ne yapacaksın? Sen şimdi çarşafı aşağı sarkıtıp öyle mi ineceksiniz oradan? Evet. Anlıyorum. E Allah akıl fikir versin, ne diyeyim? Lan ben bütün çocukluğum boyunca burada Tarzan gibi sallanmayacağım. Sen ne diyorsun? Senin neden böyle olduğun anlaşıldı. Ha, neden böyleymişim ben? Aynaya bak. Abi yeter, ne olur. Abin ne yaptı şimdi seni ya? Yeter. İyi tamam güzel. Bir önerisi olan varsa söylesin, hadi. Çok şükür. Var.